Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecan içerisindeyiz efendim. Bugün Denizli'mizin en güzel ilçelerinden Tavas'a bağlı Karahisar'dayız efendim. Karahisar neresi diye soracak olursanız güzel bir aslında eskiden belediyelikti. Şimdi ise mahalle oldu. Güzel bir mahalledeyiz efendim. Bugün çarşamba olduğu için de Karahisar'ın pazarı var. Hem çarşı içerisinde hem de normal pazar yerinde. Ve biz de buradan açılışımızı yapalım dedik. Saygıdeğer muhtarımızın da misafirperverliğine teşekkür ediyoruz şimdiden başlayarak. Değerli dostların da. Biraz Karahisar'ı anlatacağız sizlere değerli dostlar. Karahisar önemli bir yer. Değerli abimiz Necip Uçar Beyefendinin de gerçekten sağ olsun dedi ki Sedat'cığım senden bir şey rica edebilir miyim? Uzun zamandır söylüyordu. Karahisar'ımızı bir bizlere gösterir misin diye. Ben de söz verdim. Evet, Karahisar'ı öncelikle Karahisar'daki yaşayan dostlarımıza, Denizli'mize, tüm Türkiye'mize, tüm Avrupa'da yaşayan, dünyada yaşayan Karahisarlılara göstermek için ben buradayım. Farklı bir program çekiyorum, biliyorum. Gezi programı gibi ama her yerde her zaman olacağımızı söylemiştim. Formatımızda bir kanala aksettirmiyoruz efendim. Her yerde oluyoruz efendim. Şimdi Karahisar'dayız. Karahisar muhtarımızla görüşeceğiz. Biraz Karahisar'ı anlatsın. Sonra Karahisar'ı anlatacak değerli dostlar var. Onlarla birlikte siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. Bizlerle kalın efendim. Değerli izleyicilerimiz, Karahisar'dayız ve Karahisar Tavas'a bağlı bir mahalle. Tavas nereye bağlı? Denizli'ye bağlı. Denizli'de Türkiye'ye bağlı. Tüm bizi izleyenlere selam olsun diyoruz. Neredeyiz? Karahisar'dayız. Saygıdeğer muhtarım, girişte hemen Mehmet Ahi, Mustafa Ali Gönen, Ali Semirgin, Mustafa Alicin, Halil Alca, Ömer Alca, Himmet Çallı, Kudret Kansız, Erdal Karacan, Burhan Öyen. Öncelikle sizi bir tanıyalım. İlk önce hoş geldiniz Karahisar'ımıza. Karahisar Mahalle Muhtarı İbrahim Canekiz. Karahisar'ımız 1954'te belediyelik oldu. 54'ten bu yana 2014'te büyükşehir olması nedeniyle Karahisar tek mahalle muhtarlığı oldu. Önceden Karahisar belediyelikti. Bir belediye başkanımız, 33 tane işçimiz vardı. Şu anda tek muhtarlık olarak Karahisar'dayız. Karahisar'a hizmet ediyoruz. Konuşacağız muhtarım. Bu rahmetli oldu herhalde olanlar var. İçinde rahmetli olan Mehmet Ahi amcamız, Ali Gönen amcamız rahmetli olan, Ali Semirgin amcamız rahmetli olan, Mustafa Ali Cin rahmetli olan, Halil Alca rahmetli olan, Ömer Alca sağ hala belediye başkanımız, Himmet Çallı rahmetli oldu, Kudret Kansız rahmetli oldu, Erdal Karacan hala sağ, Burhan Öyen Avustralya'da belediye başkanımız, son belediye başkanımız, son olarak Erdal Karacan yaptı, Burhan Öyen'den sonra. O zaman vefat edenleri Allah'tan rahmet ediyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlar da sağlık sıhhat versin inşallah. O zaman muhtarım güzel bir anı. Evet. Gördüğümüz gibi Karahisar'a birbirinden değerli insanlar hizmet etmek için yola çıkmışlar. Evet. Biraz odanıza geçelim. Bakalım ne hizmetler yapıyorsunuz? Evet sevgili seyircilerimiz, kalabalık ortamlardan uzak duruyoruz. Sağlığımız çok önemli. Pandemi sürecinde hem hijyeni, hem maske, hem mesafeye kontrollü olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii biz de Karahisar'dayız. Tavas'ta Karahisar Mahallesi'ndeyiz. Değerli Karahisar Mahalle Muhtarımız Sayın İbrahim Canekiz Bey ile birlikteyiz. Biraz Karahisar'ı anlatmasını rica edeceğim. Biraz geçmişe götürsün bizleri. Tarihi nedir? Nasıl bir derinlikler var? Hatta arkadan gördüğünüz büyük fotoğraf tepeden çekilmiş bir Karahisar görüntüsü var. Böyle bakınca çok modern bir şehir havasında geldik gördük. Evet, modern bir şehir havasında oluşmuş bir Karahisar'la karşı karşıyayız. Şimdi muhtarımız anlatsın. Oraya da bakacağız. Orası da var, burası da var. İkisine de bakacağız. Tabii Recep Ay Bey de bizle beraber yoldaşımız oldu. Deniz'den itibaren ve Orhan Bey de bizle birlikte.
Evet Muhtarım. Mikrofonu koyuyorum önünüze. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İlk önce tekrardan hoş geldiniz. Karahisar'ımız 1954'te belediyelik oldu. Belediyeden bu tarafa. 2014'te büyükşehir olması nedeniyle tek mahalle muhtarlığı oldu. İlk öncelikle ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tavas Belediye Başkanımız Hüseyin İmamlı'ya da çok teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı. Karahisar'ımız işte pandemi süreci de biraz hastalıktan dolayı kavilerimiz kapalı, pazarlarımız biraz çarşamba günler pazarımız oluyor. Biraz daha canlı olur. Ama şu anda biraz daha Karahisar sessiz, sakin. Karahisar'ımızda bugün sulama sistemleri ele alındı. Sulama sistemine geçti. Hidrantlı bir şekilde. Karahisar'ımızda mısır, ay çekirdeği revanşta. Önceden tütün vardı, tezgah vardı, dokumu tezgahlarımız vardı. Dokumu tezgahından tabii ki çoğu vatandaşımız emekli oldu. Ama şu anda dokumu işi bitti, bitecek. Yani 3-5 tane tezgahımız var. Vatandaş tütüne geçti. 92'de işte kota meselesi çıktı. Vatandaşımız kota üstü tütünlerine satamadı ve Denizli'ye göç etti. Önceden bizim Karahisar'ımız 6500 nüfusu vardı bundan önce. Şu anda 3000 nüfusumuz var. Şu anda da vatandaşımız çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Pandemi süreci dolayısıyla. İşte bu sene ay çekirdeğimiz Allah var. Güzel para etti. Mısırımız güzel para etti. Yani çiftçimiz memnun şu anda. Tarım ve hayvancılık var. Dokumu olarak az 10 kişi 15 kişi bir dokumu tezgahımız kaldı. Yarısı mesela 10-15 tane eski burslu tezgahı dediğimiz tezgahlar var. 10-15 tane de otomatik süzerler var. Asıl geçim kaynağı ne? Asıl geçim kaynağı çiftçilik, hayvancılık. Yukarıda biraz hayvanlarımız var. Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan. Şu anda revanşta olan ceviz yetiştiriciliği. Yukarıda bizim arazilerimiz var. Genelde ceviz dikiliyor. Şu anda çetnir cevizlerimiz var. Cevizin kalbi Karahisar olacak inşallah. Biraz Karahisar'a da gideceğiz. İnşallah. Bizi bekleyen bir dostlarımız da var. Tamam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Karahisar'da hemşehrilerinize, il dışında yaşayan hemşehrilerinize ve Avrupa'da yaşayan hemşehrilerinize. Gurbetçi hemşehrilerimize buradan çok selamlarımızı iletiyorum. Onlar tabii gıpteyle bakıyorlar buraya. Karahisar'ını çok seviyorlar. Gurbetçi kardeşlerimiz. Karahisar'ımız çok güzel. Gelen gitmiyor. Yani bizim buraya memurdur. Tabii ki. Tabii ki efendim. Yani Karahisar'ımız o kadar güzel yerde. Yani konum olarak, düzen olarak, yerleşim olarak çok güzel Karahisar'ımız. Yani o konuda Karahisar'ımız güzeldir. Gelen gitmiyor. Memurumuz olsun, amirimiz olsun mutlaka yerleşiyor bu yani buraya. Onlardan istedikleriniz her yıl olduğu gibi, her sene olduğu gibi mutlaka Karahisar'a gelip Karahisar'la bağlarını koparmasını istemiyorsunuz yani. Tabii ki, tabii ki. Gurbetçi kardeşlerim zaten hiçbir zaman yani Karahisar'dan kalplerini koparmıyorlar. Her zaman arıyorlar. Her zaman telefonlaşıyoruz. Her zaman canlı yanında mesela onlara bir şeyler gönderiyoruz. Karahisar'ımız güzel. Parklarımızla yazın geldiğiniz zaman parkımız mesela çok canlı oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun parkımıza düzenleyiverdi. Allah razı olsun. Siz de birkaç kelam edin muhtarımızın yanındayken buyurun. Teşekkür ederim. Pamukkale TV ekibini canı gönülden kasabamızda misafir etmekten onur duyuyoruz. Zamanınızı ayırıp bizi kasabamızda, ilimizde, Türkiye'mizde ve kurbetçi kardeşlerimizin bulunduğu ülkelerde bizim sesimizi duyurduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Sayın Muhtarım, Karahisar'ımız gerçekten kendi başına güzellikleriyle, kalkınmasıyla, eğitimiyle, her şeyiyle çok güzel. Ancak zaman zaman şehir dışında bulunduğumuz için vakit bulamıyoruz. Şu anda mevcut Karahisar kasabamızın içerisinde, mahallemizin içerisinde bulunan
sulama barajımızın Karahisar'ı ve etrafındaki köyleri henüz bir faydalı olma olasılığını yakalayamadık. Öncelikle bunun yıllar önceki gibi ilkel tarım sulama sistemiyle o sistemin daha yukarılara aktarılmasıyla güzel verimler elde ediliyordu. Bu sulama sisteminin tekrar siz yetkililerin ilgililerle irtibata geçip bizler de size destek olmak kaydıyla bu suyu bir an önce tarımı daha verimli getirmek için canla başla bunu mücadele edelim. Muhtarım çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Allah'a emanet olun. Buradan da büyüklerimi saygı sevgiyle anıyorum. Küçüklerimi de kucaklıyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, Tavas Karahisar'dayız. Tavas Karahisar'a geldik ve bir teyzemizin evinde misafiriz. Misafiriz derken geçerken uğradık teyzemizin yanına. Bu teyzelerim de tabii kışlık malzemelerini ayarlamışlar. Sıcacık börekler, çörekler yapıyorlar. Yapıp barız. Tavas usulüyle. Ne yapıyorsunuz burada? Tavas usulü bu da işte böyle börek yapıyoruz. Ismınak böreği. Ondan kerim göğümbü yapıyoruz. Bunun için dalga yok. Yalan karıştım yani. Pırasa, ısmınak. Ben o şeyden. Bunu böyle hazırladık. Ismınak böreği bu. Hep bir de yiyem afet olsun. Hepiniz günah hem bu. Aslında günah bu göstermek. Göstermek günah. Kopma. Kopma börek de yola. Patates çöreği yapacağız. Peynirli çörek yapacağız. Tahanlı yapacağız. Yumurtalı yapacağız. Bizim gelenek, görenelerimiz bu. Tamam. Tanaşımız var. Onu da çeken. Çarşamba günleri tanaşımız olur. Hala kur tanasını koyun dedik tezin oraya. Onları da göstereyim. Tamam. Münevver'e verelim. Münevver. Mikrofonu tut böyle anlatın bakalım. Herkesin? Teyzem anlatsın devam etsin. Teyze anlat bakalım. Alacım dön. Selam herkese. Almanya'da kızıma onlar selam. Dünürlenme onlar selam. Torunlarından gözlerinden öperi. Aynı durda bulam gelin ev yanında yakınına o da Almanya'da. Oğlar gittim geldim gördüm geldim. İyiler rahatlar hepsinin de. Gülsün sen de. Gülsün, gezip geldim oğladı da. İyiler hepsi de sağ olun. Allah razı olsun. Herkes selam. Çocuklar gözlerinden öperi. Ben sayan, ben bilenler herkes selam ederi. Tamam olacak. Konuş kalın. Yüzün konuş. Benim de aydın da ablam giller. Kızlarcık eline var. Hepsini selam. Bildiklerimi, gördüklerimi. Herkes selam. Tamam. Anne. Selam aleyküm durdu. Çok teşekkür. İlk önce sizin bu şeyi fırsat verdiğiniz için teşekkür. Herkes selam. Gurbette hiç olurmuş çocuklarımız selam dedim de kızım bana ondu selam Yasemin'e damadım torunlam. Bizim köyün hali böyle çok şükür Allah'ım cennetlerdeyiz. Allah razı olsun devletimizin sayesine. Benden bu kadar. Evet gel teyzemle konuşmaya devam edin. Teyzem anlatsın. Ismınak. He. Değil mi? Tamam. İçin pıras var. He. İyi yağımız var. Seti yağı. Yine mısır özü var. Şimdi son zamanlarda salgın var ya. Hı. Hijyen değil mi hepsi bunları? Hijyen öyle şey değil. Ha tamam. Hepsi de doğal yani. Tamam. Kendi köyümüzün ısmınağı. Bildiğimiz yerden buçtuk geldik. Tamam. Aldık geldik. Tamam. Yiyebilirsiniz. Günah ama böyle göstermek. Günah beğendi bil oturun da. Ne ismi sever kavuşsun kalan Cenab-ı Allah bize. Hadi durdunuz. Arkadaşı da böyle verin. Ne o? Bir anda ağzımdan suyu aktı. Şey mi? Çok yeme. Çok yemeyeyim. Tamam. Açıktan ye. Çok kilom var değil mi? Çok yemeyeyim. Kilodan değil. Ye sen de. Osman Başkanım alın. Biz de parık istiyoruz diyeyim ben de ona. O de o Osman Başkanım. Osman Başkanım ben de böyle parık istiyorum. Ben de böyle. Biz zayıflayacağız. Biz böyle zayıflayacağız. Böyle yiyeceğiz ama böyle bak, de zayıflayacağız. Bak zayıflayacağız. Bu benim laf karşılık. Bakın. Biz ya. Çek. Çek Dezen. Bak güzel çek Dezen. Efendim. Koğuşlarından toplandım böyle ediyoruz biz mahallecek. İşin kamera çekilip karıştırana. Allah razı olsun. Benim sesim duyarsan Osman Zolan bu benim dedilerim hep edeceksin. Ya
Bizim et sana börek yedim de. Sen börek zaten hiç sorunsuz. Her şeyi yederim ben gelen kere. Tamam gel buraya sana börek gelsin, açacağım de. Gelsin. Muhtar söz ver yanına küçük beni. Tamam ben sana söz veriyorum. Hı. Ben seni götüreceğim. Tamam. Ya, söyleyeceğim. Tamam. Ben meşgul için Allah'a razı olsun. Seni ne yapacağız? Ama güveyle kardeşim sayesinde güveyle. Sen ne yapacağız seni? Şimdi. Meşhur mu edeceğiz meşhur seni? Meşhur ben deyip bana. Deyip bana sen. Nasıl meşhur olacaksın sen? Kim biliyor? Kendi anlamı. Sen söz verdin meşhur tamam, edeceğim. Tamam ben seni meşhur edeceğim. Tamam. Tamam söz verdim. Ondan yanına gidelim kolay o koşla. Bu yapıp attığımızda kömpe ederiz biz çocukla. Bazlı mı deriz. İçine buğday unu, dar unu, arp unu, has unu her çeşitten koyarız. Mayalarız. 2 saat önceden, 3 saat önceden. Kabarınca böyle kömbe yaparız. Çok güzel. Bu bizim mi? Adetimizdi. Kışın bunu devamlı yaparız. Her hafta, her ay. Çocuklar var mı gurbette? Çocuklar. Baba hep gurbette. Gurbettiler de deniz denizlidiler. Selam söyle o zaman onlara. Olmaz mı? Torunlar var 7 tane. Torunlar selam. Oğlanlara, gelinlere selam. Ben koş suyu. Hep beraber birbirimiz haber ettik. Böyle bir şey yapılacak diye. Birimiz yapıyor, birimiz pişiriyor. Toplandık. Benim de var oğlum, kızım, çoluğum, çocuğum. 8'den torunum var. Biri Rize'de kızımın hemşire. Özel hareket polis var. İnşallah hepsini selam ederim. Gözlerinden öperim. Bizi bakarlar oğlar da seviniyle. Haberleri var. Haberleri var mı? Var, haber ettim. Aradı beni. Biz dedim gömbeteceğiz, bazım edeceğiz. Bakın oğlan dedim. Ha, gömbeyi böyle mi çevireceğiz biz? Elini ver. Ha, bununla. Ha, bununla çevireceğiz. Bununla. Sen devam et selamına. Ha, selam söyleyin. Hepsinde oğlanlarım, kızlarım, torunlarım. Böyle hep beraber duruyoruz biz. Yazın, kışın. Birlikte beraberiz. Hep beraberiz, birlikteyiz. O benim oraya geliyor, ben bunun oraya gelirim, konum koşu, pişiririz, ederiz, yeriz. Fazla birbirimize gidip gelmeyin bak, salgın var. Bu arada gitmiyoruz, bu arada gitmiyoruz. Baya dikkat ediyoruz, ediyoruz. Ha denize gitmiyoruz zaten, böyle şu aralarda konum koşu. Bu aralarda konuşuyoruz zaten. Sadece bu aralarda. Sadece bu aralarda. Sadece bu aralarda. Maskesiz var bak, biz. Yapabiliyor muyum ben? Ya, yapılmaz mı kızım? İnşallah bu hastalığa sayılır gider de toplaşırız inşallah. Oo yanacak vallahi bak. İnşallah bu hastalığa gider var Allah tarafından sayılır gider de. İnşallah inşallah. Beraber oluruz çok şükür çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, konum koğuşumuzdan, eşimizden, dostumuzdan. İnşallah. Toplaşırız inşallah. İnşallah inşallah. Allah hayırlısınla. Sizlerin duaları çok önemli. Amin inşallah oğlum inşallah. İyi niyetli, amin. Saf, tabii, temiz, tabii. Kalpli, yürekli insanların dualarıyla bu millet ayakta. Her zaman ediyorsun. Edin her zaman. Her zaman ediyorsun namazlar falan. Sabah kalktığın zaman sen ediyor mu? Şu hastaları yok ediver Allah'ım diyor. Öyle. Et bakalım bir. Oradan gönder bak. Bana bir dua. Elin kolumuz sağlık. Tamam. Sağ ol. Amin. Dıştı çoluğumuz çocuğumuz var. Allah beladan kazadan korusun. Her zaman ediyoruz oğlum. Çok şükür. Şimdi ben alayım mı mikrofonu? Münevver benim yardımcı. Tabii. Tamam. Bak bildiğiniz ocak. Şehir merkezinde de yapılabilir. Aslında ben de alayım mı eve böyle bir şey? Bir şey. Eve alayım ben de. Ha? Ne olacak? Un da var. Un da güzel. Bunun adını ne demiştik biz? Bazlama. Karahisar usulü bazlama. Geç dedi. Geç dedi. Tamam. Evet, bazlamayla devam ediyor. Ocak ateşi fazla yanmayacak. Fazla taşınılır. Bu hazır olacak. Hazır olacak. Tamam. Börek yapılan ayrı, bu ayrı. Sen patronsun burada. Ben patronum, benim kanalımdan patronum. Patron oturuyor. Her zaman ben buna emir ederim. Bunlar o benden büyüyor, ne gün benim emri tutar o. Emir bakalım bir tane şey. Güzel et, uğrayın bakayım. Atıyı ince et, ince. Ama söz dinlemiyor baksana. Arsızdı o, açık dinlemez o. Ben ile kavga edip oturuyor. Sabahtan çok çalıştık. Öyle ikimiz. Mi? Söz dinlemiyor mu seni? Dinlemiyor. Olsun, olsun. De öyle güzel olur.
Hem çocuğunuz biz hem ayrılmayız. Ha, senin sözünü dinlemiyor ama bakıyor. Dinlemiyor. Aa, öğren güzel bak dikkat et Batu. Ha, bak koca Türk'ü Avustralya sallaha Hollanda'sı konuştuk bakacak. Ablam gel sen. Bu konuşma öğretmen. Gel gel öğretmensin. De, bir de öğretmensin bir de konuşmuyor. Şöyle gel. Hayır ben bir şey söyledin ya ben. Sen hayır güzel hepiniz güzel konuşuyorsunuz. İnsanların içerisinde o güzellikler varsa dışarıya o vurur. Çok ne kabası sizin gibi konuşan yok. Neyse ben konuşacağız. Tamam konuşacağız. Bugün sabah akşama da konuşacağız burada. Şimdi siz bir şey söylediniz. Evet. Ben onu dikkate almak istiyorum. Evet. Siz dediniz ki bu un farklı bir un. Evet, çok daha kaliteli bir un. Ben bunun çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Siyez unu kadar kaliteli. Çünkü bu durum buğdayından olur. Daha geç olgunlaşır. Yazın böyle bekleye bekleye olur. Yayla buğdayı olduğu için daha özlüdür. Normal unundan çok daha kaliteli bir undur bu. Anladım. Sarı undur. Anladım. Şimdi bu buranın topraklarında yetişen evet. bir şey. Tabii değirmen de gidiyor, öğütülüyor. Evet. Burada mı ait bunlar hepsi? Evet, bunlar hepsi buraya ait. Siz bir şey söylediniz bana. Dediniz ki bu kadar kaliteli bir un varken bir un fabrikası olabilir dediniz. Evet, önceden varmış. Tavas unu adı altında varmış. Ama şu anda yok. Mesela Anteplilerin unu, Siyez unu veya başka un çok daha değerli görülüyor. Aslında bu un keşfedilmemiş bir un. Ben olsam bundan bulgur da yaparım, daha işleyip başka şeyler de yaparım, makarna yaparım. Konyalıların yaptığı gibi fabrikasını açarım, silosunu kurarım. Ne bileyim daha fazla ihraç paketlerim, patentini alırım. Çekti. Belki Kadir'cim yakına çekebilirsin. Hamur unun rengi çekti. İşte rengi ondan, buğdayın kendinden. Şimdi pazar yerinde gördüm ben, oradaki buğday da aynı. Böyle sarı ayrı olur. Evet, un daha böyle sarı. Bakın hamuruna. Evet, yani böyle karışık. Şu biraz daha kepeklidir. Onun için herhalde. Ya da burada buğdayın özünden. Eski buğdayla yeni buğday farklı. Herkes eski buğdayı ekmiyor. O biraz daha az verdiği için. Anladım. Onun biraz daha sapı uzun. Kendi başakları az veriyor. Anladım. Onun için durum buğdayıdır o. Ama şimdi yeni çok veren buğdaylar var. Onlar o kadar kaliteli değil bence. O parasından dolayı. Parasını etmediği için herkes aynı buğdayı almak istemiyor. Ekmek istemiyor. Daha az oluyor çünkü. Anladım hocam. O zaman diyoruz ki sağlıklı yaşamak istiyorsak sağlıklı gıdalarla beslenmek gerekiyor diyorsunuz. Gerekir, doğru mu? Evet. Aslında bunu daha önceleri yapmamız gerekirken şimdi salgın olunca daha mı dikkatimizi çekti? Evet, işte hijyen kuralları veya diğer kurallar, temizlik kuralı. Aslında bizim Müslümanlıkta temiz olmamız gerekiyor zaten. Şartlarımızdan bir tanesi bu. Ama gerçekten bakıyorum hamur, unun da rengi farklı ve bazlamanın da rengi farklı. Demek ki unun kalitesi var diyorsunuz. Kaliteli bir un bu. Çok daha besleyici. Çok daha kaliteli bir un bu. Benim kendi kanaatim. O zaman hoca... Buraya belediye başkanından isteyeyim. Bir un fabrikası kurabilir. Bir silo açabilir. Abalıoğlu'nun... Belediye başkanı un kuramaz da. Fabrika kuramaz da. Hayır kuramaz mı? Ya belediye başkanı ya, işletmeci... böyle bir un fabrikası olan birileri kurabilir. Evet. Şimdi halk üretiyor da satmakta zorlanıyor. Herkes üretiyor, çok ucuza satıyor. Ha. Ama yurt dışında veya şehirlerde bunu iki katına alıyorlar. Oysa bu aracıyı mı aradan kaldırmalı ya da bir kooperatif mi olmalı? Bir şey olmalı ki insanlar ürettiğini rahatça satabilsin. Şimdi satamıyorlar. Anladım. Teşekkür ederim. Cevizlerde de aynı sorun var. Cevizlerde de. Şimdi köylü 10-15 liraya satıyor cevizini, düşünün. Cevizlerde de aynı sorun var. Anladım. Sağlığımıza, sıhhatimize dikkat edelim. Evet. Yediklerimizin de ne kadar kaliteli olduğunu hocamın da söylediği gibi un kaliteli ise her şey güzeldir diyor hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bana gerçekten bu imkanı sunduğunuz için. Lütfen. Çok önemli bir ben konu. Ben aslında aydınlıyım ama burada duruyorum. Yayla. Buranın havası da çok güzel. Kesinlikle. Suyu, havası da çok güzel. Onun için burada duruyorum ben. Daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum burada. Bu kadar güzel. Ama önemli. Çünkü havanın kalitesi de önemli. Şehirde çok fazla karbondioksit var. Çok fazla araba gazı var. Fabrikalardan çıkan gazlar var. Bunlar da insanın akciğer hastalıklarını artırıyor. Göç etmeyin diyorsunuz. Evet. Gelin diyorsunuz. Ey Recep Ahi. Evet. Duyuyor musun? Göçü bırak. Gel geri diyorsun Recep abiye de tabii. Evet. Gelir ama şimdi onun sigortası yok. Artık burada kalorifer yok. Emekli. Şimdi Denizli'ye gidenler bir emekli şey söyleyeceğim. Olmuş bu. Denizli'ye gidenlerin büyük bir çoğunu sigorta yüzünden gidiyor. Orada bir yerde çalışırsam sigortam olur. Çiftçinin fazla sigortası yok, güvencesi yok.
İnşallah onların hepsi olur hocam diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür sağlık. Ederim. Hayvancılık üzerine bir şey söyleyeyim mi? Söyle tabii canım. Söyleyeyim. Mesela devlet teşvik veriyor. Teşvik girirken bir sürü şart sunmuş. Demiş işte şu yaşında olması gerekir. Yok merası olması gerekir. Oysa vakıf köyünde belki 6000 koyun var. Kimsenin merası yok. Onun yani şartlarına uyan kimse yok. Oysa 6000 koyun var. O kadar koyuna herkes kendisi bireysel bakıyor. Neden? Çünkü şartlara uyan yok. Kimse alamıyor o teşviği. Kim alıyor? Güneydoğu'dakiler alıyor. Çünkü onların 100 tane, 200 tane, 500 tane koyunu var. Bizimkiler böyle küçük küçük işte. O zaman birlik olmak diyorsunuz. Evet, birlikte birlik olmalılar işte. Diyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Başka var mı? Yok. Un, hayvancılık, vitamin. Hayvancılık. Konuştuk dedim. Sizinle. Evet. Hava programımıza... su. Hava su. İnsanı yaşatan şey bu. Hava su diyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ben de çok teşekkür Sen ederim. Sen ters ters bakıyorsun bana ya. Hayır ters bakma. Şey olur bak açıverseler bana. Şuradan bir dağı delip de oradan bir yer yani açılmış olsa Karataş yolu. Burası zaten çok değerli bir yer olur. Bütün denizin zenginleri buradan yer alır. Boş ver böyle değerli kalsın. Açsınlar açsınlar. Boş ver böyle değerli kalsın. Böyle de doğru. Boş ver değerli. Değerli. O zaman var ya ne villalar yapılır buraya. Yapılmasın. Yapılmasın. Yapılmasın tabii. Bak bu sizin aradığınız undan şeyde var. Pazarda gördüm ben. Pazarın girişinde buğdayı var. Buğdayı. Var mı? Unu var da buğdayını da gördüm. Daha akşam geldi Değirmen'den. Değirmen'den akşam geldi. Bak tersiz bakıyor. Ben hiç konuşturmayın diyor. Allah razı olsun Gezi ama ya Allah razı olsun. Ne muradınız var Süleyhsin? Çok çok memnun olduk sizden. Bizim karsarımız tanıdın böyle. Şeye yelemiz var. Oğlardı gezdesinler gelsinler. Buraya bir fabrika kurayım. Şöyle yavaş yavaş gelin. Dur. Dur hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama. Efe dayı sen misin? Evet dayım. Anlat bakalım. Ben ne anladım? Yaş geçti gari. Ne yapalım? Allah bundan kötü. Maşallah. Efe gibisin. Öyleyim. Ben bunlara 45-46 sene oldu. Tiktireli söküde. Yaş geçti. Ne yapalım? Bu kadar şükür. Allah'ın izinden yine kayalar mövüler çıkıyoruz. Geziyoruz. Maşallah. Yaş kaç o zaman senin? Yaş geçti diyorsun. Toplasan 83. 83. 83. 83. 83 yaşındasın. 83'ündeyim. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok Davaz yani. Çok ha? Davaz ebe oynum hep ben. Çok hem onu çok oynadım. Şimdi bir oynar mısın şurada bir dakika? Şimdi oynayalım. Biraz ayaklarım arızalı da içeri mi yön gari. Şöyle bir Davaz ebe nasıl oynayacağız bakalım bir. Oynayabilir mi? Gidi de dezem. Yaşlandım gari ben. Biz yaşlandım 65 60 altındayım mesela. Şimdi biz buna yazı. Evet. Buğdayı yıkarız, patlarız. Ondan sonra değmanı salarız. Of anam of. Azirden yardırız. Buraya kazan uğrarız. Kazanımız var da koca kazanlarımız. Onun suyunu göbeklettiririz. Ona kere göbekledim. Tuzunu katar, kararız. Güzel. 2 kilo, 1,5 kilo, 1 kilo. Bu bizim bölünke meşhur yemeğimizdi. Çarşamba günü. Ya tarhana kırmızı olmaz mı? O 10 tane. Sen de battın İstanbul çabası değil, 10 tane değil. O ondan da var. Onu boş verdi. Onu boş verse. 3-6 bu yoğurulu her gün. De neler yapıyorsun de neler? 3-6 denkeri 21 dedim 22. gün serili. Dezen. Ondan kere bir o sereriz. 15 günü 3-6 kurduruz. Bir kuş. Her çarşamba tane şurala burada. Her çarşamba da evvel evvellerden bizim günlerimizden, dedilerimizden, bilerimizden kan bu. Teyze. Kırmızı 10 tane var, onu koyalım oraya. Bunun yapılışını koy vereyim. Dumana boğdun bizi. Büyüğüm bunu dumanı kabul edin kalan kusur bakmayın özür dilerim. Estağfurullah dumana boğdun. Şimdi duman. Siz bir dumanlı yerde şey çekmemişsiniz diye. Çekiyor hiç mi? Dumanlı yerde yaşamadım ki. Yaşamadın mı? He yok. Neler yaşatmam sen? Böyle dumansız. O zaman sen bu bizim köyden hula da yer al da. Sen yer varsa yer ver bana. Evet çok. Sen vereceksin ben nasıl alayım benim. Benim deli ki. Kimin ya? Hiçbir yuram var benim baş bir şeyimiz yok. Tamam hurda bir köşede bir bak kulübe gibi bir yer ver bana. Burayı yap. Tamam. Burayı yap. Ha. Ben seni burada canın istediğine de yedir oturur her zaman. Eyvallah sağ ol sağ ol. Bak, Allah razı olsun. Gönlün var olsun. Yemeği çok severiz biz. Benim dedem var Cavral dedi ya. Cavral mı? Cavrallar değil bizim kendi anama. Ha. Babama. Cavral da yaptı helalde benim dedeme.
Yediğime çok severiz. Tamam. O zaman biz her zaman buradayız. Buyurun gelin. Her zaman kapım açık. Tamam. Teşekkür ederim. Hanım Nangüs çok çok selam. İkinizin de giderken birer börek, birer gömbük, birer makat verir yesinler. Bir tane sadece. Üçünden birerden olur. Bir kama, bir çörek, bir gömbek. Biz yolda giderken Kadir'le ikimiz üçünü bile yiyeceğiz. Onu ayrı verin ben siz yiyeceksiniz. Hanımlarınızı alın gidin. Sen nereye tamam gidiyorsun? Mı? Nereye gidiyorsun gari? Kim bilir gidip bana kadar. E git git gari ben burayı tarana yaparım sen. Sen git. Gitsen gelir gelsen gelir gelsin gelin. Hayır sen git tarana ben tarana yapacağım. Hah yap. Ben taranayı yapacağım. Tarana bu akşam kadar bir şey buna. Ha, ben de sandım ki sen gidiyorsun taranın başına dur. Kendin yap dedin. Aa canım. Biz bunu akşam kadar böyle yün göbelettiriz. Bunun yanında bir cizi grubu be. Tamam. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Allah sizi başımızdan gelin, eksik etmesin. İnşallah hepimizi de. Sağlıklar versin, bela kaza vermesin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, galanızdan mutlu durun. Mesut durun dezen. Daha ne diyeyim de? Daha ne diye? Var başka mı bir isteğin benden? Var. Neyi? Söyle. Ne var yok be? Vallahi her şey var bir şey yok. Ne? Ne yok ne yok. O yani da işte öyle bir şey yok kim bilir neyi. Allah razı olsun. Kadir çektiğimiz programların belki de tamam hepsi güzeldi ama. Ben çok ıldaklanıp barı. Efendim? Ben daha çok mu konuşup barı? Ya sen yeter ki konuş sabah akşama kadar dinlerim ben seni. İyi o zaman zarar yok. İhtiyacımız var senin gibi konuşanlara. Biz biraz gezip gelelim. Ha tamam o zaman. Sonra o börekleri çörekleri. Yiyeceksiniz oraya içeri. Zor kuracağız. Yer zorbası. Onu yiyeceksiniz, tamam. İçeceksiniz. Tamam. Çekeceğiniz yerler çekin gelin bakın hadi, siz. Hadi emir telakki patron emir verdi. Tabii. Hadi gidiyoruz. Gelin bakın denizlerime. İyi eğlendiler. Belasız kazasız gidin gelin. Evet sevgili seyirciler. Her zaman stüdyoda olmaz dedik. Biraz da doğal olsun. Biraz da doğal güzelliklerimizi siz değerli izleyicilerimize aktaralım istedik. Karahisar'a geldik. Tavas'tayız. Güzel bir İlçe aslında güzel bir şehir gibi temiz, güzel insanları misafirperver, sağduyulu, güzel insanların olduğu bir köyde mi diyelim, mahalle mi diyelim, şehir mi diyelim, hepsinin bütünleşmesi var burada. Ve tabii geçerken bir de şu güzelim görüyorsunuz Kadir'im çekecek herhalde kaç yıllık olduğunu bilmediğimiz güzel bir çınar ağacı mı? Evet, kavak. Kavak ağacı. Kavak. Yanımızda da tabii amcamızı gördük ve amcamıza soracağız. Bunun geçmişini soracağız. Evet. Nasıl soracağız? Önce amcacığım seni bir tanıyalım. Ben Karahisar mahallesinden Osmanoğlu Yusuf İlkay. 1934 doğumluyum. İki aralıkları tabii şimdi... Çoluk çocuk sahibi olduk. Hep çocuklar evlendi, şey oldu. Herkes yuvasını kurdu. Çok şükür ben de şimdi yalnız benim ailem de 9 sene oldu vefat edeli. Allah rahmet eylesin. Yalnız yaşayayım. Evde yalnız olarak kalıyorum evde. Var mı bir ihtiyacın? Yok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden de. Allah sizden razı olsun. Sizler bizim için bir değersiniz aslında. Evet. O değerleri kaybetmeden değerlerini anlamak lazım. Tabii. Değerlerin değerlerinden anlamak lazım, evet. Aktarmak lazım. Evet. Peki, Osmanoğlu'yu değil mi efendim? Evet. Siz öyle hitap ediyordunuz. Eskiler öyle hitap edermiş. Osmanoğlu. Açıklar mısınız bunun biraz geçmişini? Şimdi biz Osmanlılar'da tabii yeni höl tırlık geliriz. Öyle 15-16 yaşlandı falan. Burası gaybi açılıdı. Bu kavak yoktu eskiden. Bu kavağı sonradan Mollu Mehmet diye bir adam var. Şurada bağı vardı. O adam dikti bu da. Herkes o zaman için bu bağların göçülüydü. Yaz mevsiminde bağlar göçülüydü. İşte buraya hemen böyle bilek kalınlığında bir şey dikti buna. O zamanlar da hayvan böyle vesayet yoktu. Hayvan çoğuydu bu olayda. Bunlar hayvanlar sürtülmesin diye etrafına şeyle çövürlen giyerdi yani. Bu da yerime işte güzel olduğundan çok ilerledi maşallah böyle büyüdü. Kaç yıllıktır bu? Bu aşağı yukarı 50 senle filan dikilme. Öyle çok o şey çok olmadı bu. Olsun, biliyoruz. Olsun 50 yıl az değil. Ama benden büyük. Şimdi bunu böyle kendine bakan 100 yıllık sanır. Mesela 3-5 yaşlık ağaç sanıyor buna. Evet, evet. Hani 3-5 yaşlık mesela şu kalınlığına bak, gövdeye bak. Buna 3-5 yaşlık bu ağaç sanır zannede. Peki baktığımda herkes bir şeyler yazmış.
Şimdi yani, yani her asker giden başını çıkardı da ismini yazardı oraya. Bak bu şeyler hep ondan uğur gibi oldu galiba bak oğlan. Hep isimdir onlar. Aşkı için en çok riske giren hangisi acaba Kadir? Ta Oktay Gülseven diye birisi bir arkadaş. Yani nasıl düşmediniz oradan? Hayret ediyorum. Evet, bıçağla ya çıkala yazarlardı ona. Burası böyle gayva açılığıydı. Herkes gençler gecelerde bunlar hasırla yazılır, sandalye masla kurulur. Gecelerde 3-5 yol vardı bunun fotoğraflarda hep şarkı türkü söyle buraya gezme gelirlerdi gecelerde. Buralar kavak ağaçları. Sahipli bula tabii kavak ağaçları. Biraz yürüyelim Kadir yanına kadar amcamla. Ben yürümek istiyorum çünkü. Biraz da yakından bakalım. Evet. Tabii amca geçmiş çok önemli. Geçmişi yaşamak önemli. Buraya bu ağacı dikenden de Allah razı olsun. Amin. Amin. Bir şeyler bırakmak lazım mı? Tabii bir eser olması lazım insanlar. Bir eser bırakması lazım. Bir eser. Bu güzel bir eser de inşallah bakanlar için güzel olur. Evet. Tabii Kadir herhalde kaç kişi böyle elimize atsak? Bir 7 kişi olur mu? 5 kişi 7 kişi olur herhalde. 7 kişi olur. Ancak bugüne kadar güzel bakılmış diyorum. O kadar aşk maşk şeyleri yazılmış ama yine güzel bakılmış. Değerli dostları da çağıralım buraya. Recep Bey, sizler de gelin. Gelin hep birlikte. Bak bu burası çok teneş tek bir ağaç olduğundan yeri de kuvvetli buranın. Şu ağaçlar sonradan meydana gelmiş bu ağaçlar. Bundan sonradan. Bu burası. Ama burada bir tarihi bir doku var ama yalnız. Böyle sanki Allah'ın bir lütfu. Yani Allah'ın lütfu gerçekten. Farklı bir şey var burada. Evet. Evet siz de gelin hep birlikte. Şöyle bu tarafa geçin. Maskelerimizi takıyoruz. Evet. Hepinizin burada bir aşk yazısı var. Recep Bey senin de yazını gördüm. Senin de teyzeye, yengeye söyleyeceğim ama senin teyzeye söyleyeceğim. Ne yazdınız buralara siz? Yakaladım bunların hepsini. Bakın ekranlara veriyorum. Bunların hepsi yazmış buraya. Herkesin doğum tarihleri var. Tabii ki o dönemdeki büyüklerin az önceki söylediği gibi bilmiyoruz ağaca zarar verdiğimizi. Biz de ismimizi yazdık çıktık da. Ne büyük cesaret ya. Şimdi tabii ki şu anda öğrendiğimiz, edindiğimizi biliyoruz. Doğaya zarar verdiğimizi sonradan anladık. Ne yazdın oraya? Söyle bakayım. Recep Ahi olarak yazdım. Yapma, başka da bir başka şey yazmadım. Vardır. Hayır 1965'te yazdım. Ha, o zaman tamam. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Hayır. Siz ne yazdınız yukarıya? Kendi doğum tarihimi yazdım. Ha, başka? Bir de Malik Sarıkaya olarak yazdım. Bunları kayıt altına alalım da. Evet. Benim yoktur abi. Var. Yok. Her gencin var. Ben yazmışım da Orhan Şah. Orhan abi vardı. Şamı diye 1955 doğumlu olarak. Başka yazım yazdım. Şeyler yazmıştım. Kalp var mı? Bir şeyler var orada. Vallahi bilmiyorum. Kimse var mı yok mu? Bazı arkadaşlar da sevgililerin isimlerini yazdılar. Bazı arkadaşlar da siz yoksunuz yalnız. Hayır ben yazmadım. Evet. Siz yazdınız mı? Yazdık. Ne yazdınız? Ali Kırlalı yazdık. Başka? Sevdiğimiz kızın ismini yazdık o zaman. Sevdiğin kızın ismini yazdık. Bak adam cesaretli. Sevdiğinin kızının ismi yazmış yani. Amca sen yazdın mı? Benim yazacak kadar büyükleriydiz bunlar. Olsa yazar mıydın? Olsa tabii yazardık biz de. Yazardık. Ama sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten. İnşallah daha bakarsınız. Ben bakımını beğenmedim. Burada birlik ve beraberlik olacaksınız. Buraya bakacaksınız. Burası 50 yıl dedi saygıdeğer amcacığım. Bu 50 yıl neden 150 yıl olmasın? Amcam anlattı. Amcamdan sonra belki Orhan abi anlatacak. Orhan abiden sonra belki X kuşak anlatacak. Bunları yaşatmak lazım. Recep Bey görev sizin. Oraya yazmışsınız tepeye aşk bir şeyler. Ama bunlar hep kayıt altına alındı. Çok teşekkür ederim amcacığım. Siz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Beni hatırlayıp da böyle buraya kadar getirip bunlar gösterdiğiniz için ben teşekkür ederim. Anılar Allah canlandı mı? Tabii canlandı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Ben isminiz neye?
Sedat ben. Sedat. Ben buralarda çok çalıştım gençliğimde. Evet. Buralarda bağlarda, bahçelerde çok senin benim şeysenin çok çalıştım. Bunlar karış karış biliydim ben. Tabii şimdi ihtiyarlıklar gerilmiyoruz, çalışamıyoruz. Ne ihtiyarlı. Çok şükür gerçi... yine şükür ediyorum halime. Allah'ım bin kere şükür. Biz 8 kardeş idik. Öteki 7 denesinin anıları ayrı. Ben bir gardan tekim bu köyde. Onların anıları yaşlılardandı. Evet. Babam 3-5 sefer evlenmiş. Öyle birkaç karı. Allah yine çok şükür 2 denesinin çocuğu olmamış. Ya ondan da olaymışmış. Bir sürü halini alacakmışız biz. Allah can sağlığı versin amca. Amin. O kardeşlerimiz hepsi gitti, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir ben kaldım. Şimdi en arkayı ben kaldım. Aman dikkat edin bak Orhan abi sana emanet. Tamam mı? Ben seni bilirim. Kapını çalarım. Orhan benim tarlı komşumdu, bahçı komşumdu Orhan. Orhan artık senin yan komşun olacak. Sağ ol. Sağ tamam olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Biz de buraları bilmiyorduk. Buradan da Necip Uçar abime de selamlarım olsun. Böyle güzellikleri de bana da gösterdiği için evet, çok teşekkür evet, ederim. Evet. Çok sevdiğim bir abimdir. Dostumdur. Onu kırmadım, kıramam. Söyleyince tüm akan sular durur benim için. Ona ve yenge hanıma ve çocuklarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kadir, görmüş müydün daha önce? Evet, bir şey daha görmüş olduk hep beraber. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Tavas Karahisar'dayız. Karahisar'ı gezerken tabii misafir olduğumuz ailenin sağ olsun fertleri bizlere gerçekten çok büyük bir misafirperverlik gösterdiler. Tabii gelmişken dedim hem gezelim hem de tabii Karahisar'ımızı da bir anlatalım. Nerede ne var bir bakalım dedim. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Çarşı Camisi'nde okumuştum. Anlatmıştım hatta. Tarih önemli. Ve burada da Kadir şimdi sizi çekecek. Genel bir alan içerisinde Ademoğlu Kümbet dedesi. Doğum ve ölüm bilinmediği için sadece mezar taşı, yeni yapılmış zaten mezar taşı. Normal şartlarda ise mezar taşı tarihi bir mezar taşı. Tabii buradaki vatandaşlar ne yapmışlar buraya? Adaklar dilemişler. İşte yazma bağlamışlar, çaput bağlamışlar. Efendime söyleyeyim. Birileri yazı yazmış. Ne yazmış? Kendi evim olsun yazmış. Sevdiğim olsun yazmış. Aşk, evlilik, para yazmış. Kimi bilezik yazmış. Kimi tokasını atmış. Dilekler demiş. Tabii. Dileği dilettirene sormak lazım. Nedir? Veren Allah. Biz bu zat-ı muhteremlerin yüzü su hürmetine istiyoruz. İnşallah dualarımız kabul olur. İnsanların tüm dilekleri kabul olur. Diliyorum. Tabii mutlaka kabristanlıklardan geçerken böyle yerlerden geçerken 3 İhlas bir Fatiha okumanızı da tavsiyede bulunuyorum. Çünkü gerçekten çok değerli. Bizler için çok değerliler. Bizim bu vatanda, bu topraklarda rahat yaşayabilmemiz için kim bilir ne mücadeleler verdiler, nasıl yollar kat ettiler diye diyorum. Ve ekran başındaki tüm beni izleyen izleyicilerime de söylüyorum. Lütfen 3 İhlas 1 Fatiha okur musunuz? Kim için? Ademoğlu Kümbet dedesi için okuyalım. Ve Yüce Mevlam'dan da tüm isteyebileceğimiz kadar isteyelim. Dualarımızı kabul olması ve isteklerimizin kabul olması için Yüce Mevlam'a yalvararım diyorum. Evet, dua içerisinde bazen sessizlik şart diliyorum. Güzel bir çekim oldu Karahisar'da, olacak. Çok teşekkür ederim efendim. Biraz önce de söyledim ya, bazen huzur sessizlikte, bazen de kabristanlıklarda. Kabristanlıklara girdiğimiz zaman baktığımızda dünyanın ne kadar boş olduğunu, kimlerin gelip geçtiğini, ne zorluklarla mücadele verip ama toplasanız 1,5 metre metre için savaştığımızı düşünsenize ya. 1,5 metre sadece. 100 metrekare evimiz olsun diye mücadele verirken dünyada ahiret için sadece 1,5 metrekareye bile sığamıyoruz.
Evet, huzur bazen doğada, bazen de kabristanlıkta. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Burada yine Tavas'ta Karahisar'dayız. Kuzu dedesi lakabıyla gelmiş geçmiş Karahisar'ın en önemli isimlerinden diyebiliriz değil mi? Dedelerinden kuzu dede dediğiz şimdi. Allah rahmet eylesin. Bu da aynı dedeyi ziyaret ettik. Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. Ben sadece şunu söylüyorum. Dilek dileyelim ama bu zat-ı muhteremlerin yüzü suyuna, yüzü hürmetine evet. Dualarımızı edelim. İnşallah. Veren Allah, alan Allah. Allah'ın işine karışılmaz. Tabii. Sadece Allah'ın sevgili dostları yüzü suyu hürmetine onlardan yardım diliyoruz. Hacı abi bize eşlik ettin. Sağ olun. Ben yoruldum. Teşekkür ederim. Hayır, estağfurullah. Sizin için canımı kurban. Allah razı olsun. Allah, siz de bana hatırımı, ismimi andınız da bu olarak da getirdiniz, götürdünüz. Allah bin kat razı olsun sizlerden de. Allah yolunuzu açık etsin. Allah daha başarılar dilerim görevlerinizde. Çok teşekkür ederim. Bu duayı da aldık. Dua önemli. Evet, biraz önce söyledim. Mutlaka vardığınız yerlerde kabristanlıklarda 3 İhlas, 1 Fatiha mutlaka okuyalım diyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Tavas Karahisar'a da mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Yolunuz düşer mutlaka Aydın'dan Muğla'ya veya Aydın'dan Antalya'ya, İzmir'den Antalya'ya mutlaka Karacasu yolunu kullanın. Yolda harika. Bunu da dile getirmek istiyorum. Karacasu'dan geçerken Karahisar'a geldiğinizde insanlarıyla, o güzel güler yüzlü insanlarıyla tanışmanızı tavsiye de ediyorum. Hemen yol üzerinde Kuzu Dedesi var. İçeride Tümbet Dede var. Evet. Veya camilerimizi gezebilirsiniz. Güzel, hoş ve doğa içerisinde iç içe kalmış bir Karahisar'la sizi baş başa bırakıyorum.